Son günlerde Türkiye ve Fransa arasındaki gerilim, karikatürlerin uluslararası politikadaki görünürlüğünü arttırdı. Fransa'nın karikatürler üzerinden yaptığı siyasi göndermelerin tarihi Osmanlı dönemine dek uzanıyor. 1 Şubat 1863'te gazeteci Maurice Polidor Mion'un girişimiyle Le Petit Journal Paris'te yayın hayatına başladı. Yalnızca 2 yıl içerisinde 259 bin nüshasıyla birlikte Paris'in en çok satan günlük gazetesi haline geldi. İlk zamanlar siyasi karikatürlere yer vermeyen Le Petit Journal, büyümeye devam ettikçe özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili çizimleriyle ön plana çıktı. Karikatürlerde siyasi göndermeler yapılıyor, Sultan II. Abdülhamid'e sıkça yer veriliyordu. 21 Şubat 1897 tarihli sayısında kapak resminde karikatür değil 2. Abdülhamid'in bir portresi bulunuyordu. Ancak gazetenin sonraki sayfaları sultana yönelik eleştirilerle doluydu. 9 Mayıs 1897 sayısında ise ilginç bir karikatüre yer verildi. Yine 2. Abdülhamid'in dikkati çektiği görselde Avrupa devletleri Osmanlı-Yunan Savaşı'nı seyrediyordu. Bu karikatür ise gazetenin 19 Ekim 1908 tarihli sayısından. Sultan II. Abdülhamid, Balkanlarda devam eden kaos sırasında toprak vermemek için direnirken tasvir edilmiş. 16 Ekim 1911'e ait başka bir karikatürde ise İtalya, Fransa'nın yaktığı milliyetçilik meşalesini eline alarak Trablusgarp'tan Türkleri çıkarıyordu. 23 Ocak 1913 yılına geldiğimizde ise Le Petit Journal'in en meşhur karikatürlerinden Bab-ı Ali baskınını görüyoruz. Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın iddiaçlar tarafından öldürülmesini konu alan karikatür gazetenin kapağında yer aldı. Yıllar önce Fransa birkaç örneğini incelediğimiz bu karikatürlerde Osmanlı'ya yönelik politikasını açıkça göstermişti. Siyasi karikatürler yalnızca Le Petit Journal ile sınırlı kalmadı. Çeşitli kartpostal dizilerinde ve birçok farklı gazetede Osmanlı hasta adam olarak tasvir ediliyordu. Le Petit Journal ise 1944 yılında yayın hayatına son verdi. Uluslararası politikanın medyaya ve sanata yansımasını gösteren önemli bir kaynak olarak arşivlerde yerini aldı. Günümüzde aynı düşünceler farklı karikatürlerle aktarılmaya devam ediyor.